Haftanın son işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bugün günlerden tabii tarım dışı istihdam rakamları günü. Piyasaların odaklandığı nokta tarım dışı verileri oldukça önemli ki Fed'in faiz projeksiyonunda değişebilecek bir data olduğu söyleniyor. Tıpkı enflasyon gibi. Tabii İstihdam piyasaları bozulmuyor. Bozulmadıkça da Fed'in en azından faiz artış patikası devam ediyor. Ya istihdam piyasaları bozulur ve işsizlik artarsa Amerika'da ve resesyon daha fazla derinleşirse işte Fed o zaman ne yapar diye de soruluyor ki önümüzdeki sene böyle bir senaryoda faiz bile indirebileceği söyleniyor. Hoş geldiniz efendim tekrar diyelim. Zafer Ergezen bu bölümde programımız konuğumuz olacak ve piyasaları da tartışacağız ama öncesinde gelin birlikte yön verenlere bakalım. Piyasalar acaba hangi gelişmeler yön veriyor? Baktığımızda globalde tahvil rallisi yaşanıyor ki burada tabii ki özellikle Fed'in çizmiş olduğu projeksiyon çok çok önemli. Özellikle Powell'ın konuşmasına yaptığı açıklamada artık Aralık ayından itibaren faiz artışlarını azaltabiliriz sinyali geldi ki bu da Amerikan 10 yıllıklarını hızlı bir şekilde 3.50 seviyesine kadar getirdi. Burada Alman 10 yıllıklar, Japonya ya da başka ülkelerin 10 yıllıklarında da yine getirinin yükseldiğini görüyoruz. Risk iştahı arttı ancak buralara yönelim biraz daha azalıyor. Yani getiriler yüksek ancak tahvil piyasalarında bir çıkış yaşanıyor. Acaba bu anlamda da bir risk yaşanıyor mu konuşacağız konumuzda. Veriler tabii ki güvercin Fed'i Şahin'e dönüştürür mü riski de taşıyor ki bugün açıklanacak olan istihdam rakamlarında bir bozulma olursa Fed'in politikasını ve duruşunu değiştirir mi? Bugüne kadar biliyorsunuz Şahin şekilde, agresif şekilde faiz artıran Fed artık ben güvercinim dedi. Ancak bu güvercin tablo değişir mi, dönüşür mü, bir transformasyona uğrar mı diye yatırımcıların tabii ki en fazla dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Petrol haftalık kazanç hazırlığında ki 3 haftadır yatırımcısını üzen bir emtiadan bahsediyoruz. Burada özellikle Çin'in Covid politikasını terk edebileceği ve aynı zamanda tabii ki OPEC artı ülkelerin 4 Aralık'ta bir yeni bir arz kesintisine gidebileceği haberleri petrol fiyatlarını yükseltiyor. Ancak ne kadar kalıcı olacak önemli. Diğer taraftan tabii Çin'in katı Covid politikası terk edecek mi bu piyasalar için oldukça önemli ki bugün IMF'den Georgieva'dan bir açıklama vardı. Aslında Çin'in küçülmesi dünya ekonomileri için de oldukça olumsuz bir tablo. Dolayısıyla bu politikayı üzerindeki etki devam ediyor ve yıl sonu beklentiler ve karışık risk iştahı diyelim ki risk iştahı bazen yüksek, bazen ise düşük olabiliyor piyasalarda. Oynaklığı çok fazla yüksek bu dönemde. Dolayısıyla da buranın birazcık daha törpülenmesi, dengelenmesi lazım ve paramızı gelecek sene nereye yatıracağız, nereye park edeceğiz bu da çok önemli. Tabii iş insanları ve büyük fon sahipleri bazen nakit kraldır söylemine yineliyor. Ancak burada tabii seçici olmak gerekiyor. Yine önümüzdeki dönemde de birçok temel belirsizlik var. Dilerseniz bir de fiyatlamalara bakalım risk göstergesi. Dün risk göstergemiz oldukça olumluydu. Burada tabii dolar endeksinde 105'lere kadar gelmiştik ki burada risk iştahının daha da yükselmesi ve yatırımcıların artık birazcık tahvil piyasalarından çıkıp endekslere ve riskli varlıklara yönelmesini içeriyordu. Altın bu anlamda korelasyonu bozuldu ki pandemiyle birlikte altın artık zayıf dolar ya da güçlü dolardan etkilenen bir emtia oldu. Şu anda euro dolar paritesi çok hızlı bir yükseliş yaptı ki burada Fed'in tabii ki yumuşaması faiz artışlarını azaltarak devam edecek sinyali euro dolara yaradı ve 1.0530'lara kadar geldi ki bugün de Avrupa'dan çok yoğun bir data akışı var. Onları da birazdan paylaşacağız. Dolar yan tarafında 133'lere kadar geldik. Japonya Merkez Bankası'nın ara ara açıklamaları oluyor. Herhangi bir ek müdahalede bulunmadık diye. Dolayısıyla burada temiz şekilde gidiyor Japon yeni. Maliye Bakanlığı'nın bir müdahalesi olmadan sadece Amerikan dolarının aslında değer kaybının net bir şekilde etkisini paritede gözlemliyoruz ki 125-130 bölgesi artık aşırı satın bölgesi. Tıpkı 150'lere geldiği aşırı alım bölgesi gibi. S&P 500 4076 puan seviyesinde ancak dün JP Morgan ya da önemli kurumlar BOFA gibi S&P 500 ile ilgili açıklamalarda bulunuyor ve özellikle hisse başına karlılıkları düşüren tahminler de vardı ki önümüzdeki sene belirsizliğin çok olacağını ve kabaca 4000 puan seviyesinde yani şu andaki cari fiyatlarda bir S&P 500 beklentisi kurumlar sunuyor ki en kötü ihtimalde de 3000 puana kadar gelen bir beklenti var. Petrol fiyatları 90 dolara kadar geldi. Bildiğiniz gibi
3 haftadır kayıp içerisinde. Çin'de artan Covid vakaları, aynı zamanda Rusya'ya olan pres ki bildiğiniz gibi Rusya'ya olan yaptırımlar devreye girecek ve 60 dolara satılması öngörülüyor Rus petrolün dünyaya. Bu anlamda G7 ülkeleri de bir karar alma eşiğinde. Dolayısıyla da burada petrol fiyatları hem arz hem de tedarik noktasındaki genel strateji haberleri takip ediyor. Ve Bitcoin fiyatları Mark Mibus'a göre 10 bin dolar olacak. Kimine göre Bitcoin daha fazla yükselecek ama şu anda geleneksel piyasadan, yani konvansiyonel taraftan kopup birazcık daha, tabii ki birazcık bayağı FTX'in batış hikayesini maalesef negatif fiyatlıyor ki burada faizlerin birazcık daha sanki altın ve Bitcoin'e negatif yönde katkı yapacağı bekleniyor. Ne zamanki cari faizler biraz daha yükselirse muhtemelen getir arayışı bu ürünlere gelecek sene yarayabilir diyelim. Ve haberler diyeceğiz, haberlerde devam edelim. Ve gündemin öne çıkan sıcak manşetlerine bakalım. İlk haber Lagarde'dan geldi. Maliye ve para politikalarında uyum. Önemli ki bir Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'nın bu anlamda, evet, bağımsızlık, iki bağımsız kurumdan bahsediyoruz ama bir orkestra gibi aslında esasen birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Aynı tempoda gitmeleri lazım. Çünkü para politikası uygularken maliye politikaları farklı olursa bu defa attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa da değmiyor. Çünkü işte örnek veriyorum, sıkılaştırıcı bir para politikası hedeflerken maliye politikasının genişleyici olması tabii ki o politikaya tezatlık oluşabilir. Bunun bilincinde olan Christine Lagarde da tabii Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Fed'in para politikasını sıkılaştırmakta olmasının Amerika'da olduğu gibi Euro bölgesinde de sanayi üretimini etkilemekte olduğunu söyledi ki az önce Fransa'nın sanayi üretim rakamları kötü geldi. ASEAN artı 3 Merkez Bankacılar Konferansı'nda konuştu Christine Lagarde ve küresel ekonomi vuran bir dizi şokun ardından kısa vadeli görünümün belirsiz olduğunu ve bu şokların arz ve talep üzerinde etkilerini orta vadede görmeye devam edeceklerini de aktardı. Ekrandaki bir başka hanımefendi Georgieva, IMF'nin başkanı. Georgieva ise ASEAN'ın ekonomik görünümüne yönelik temel risk faktörleri olarak Çin ekonomisine yavaşlamayı ve yüksek enflasyonu gösterdi. Politika yapıcıları gelecekteki şoklara karşı tamponlarını yeniden inşa etmeye çağırdı. Dolayısıyla Çin'in tabii yavaşlaması tüm dünyada aslında ekonomik olarak belli çarkların daha yavaş dönmesini riskine taşıyor ki bu anlamda dünya ekonomilerinin Çin alışverişi çok fazla. Dolayısıyla da önemli bir risk oluşacak diyor paranın başındaki bir başka hanımefendi Georgieva. Diğer habere geçtiğimiz zaman ise AB komisyonu Rus petrolüne fiyatı 60 dolar olarak koyduk. Şu anda cari fiyatlara baktığımızda 90 dolar. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşıyla zayıflatılmaya çalışılan, ekonomik olarak ve siyasi olarak zayıflatılmaya çalışan bir Rusya var. Arka bahçede tabii Hindistan'a ve Çin'e yoğun bir şekilde petrol satıyor ki bu ülkenin son dış ticaret rakamlarına baktığımızda ihracat ve ithalatı Rus kalemine, Rusya'ya çok fazlasıyla arttı. Ancak Wall Street Journal'ın haberine göre AB komisyonu Rusya'dan petrol alımında uygulanması öngörülen fiyat sınırının 60 dolar varil olarak belirlenmesini teklif etti. Bu anlamda G7 ülkeleri de bir karar alma eşiğinde. Bir başka habere gidelim, Joe Biden'a. O tarafta da tabii Vladimir Putin'le ilgili temaslar da devam ediyor. Acaba Putin'le görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Bu anlamda Joe Biden şartını da ortaya koydu ve Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna yardımlarını sürdüreceklerini aktardı ABD'li lider. Savaşı bitirmenin tek akılcı yolu Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirten Biden, Putin bu yolu seçmeyecek, çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da çok büyük bir yıkıma yol açıyor. Putin'le bir iletişime geçmek gibi niyeti olmadığını söyleyen Biden, Putin savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyeti olursa onunla konuşmaya hazırım diyor ABD'li lider. Tabii ekranda Putin'le resmi var ama bu çok eski bir görüntüden Macron'la olan görüşme sonrası bu açıklamayı yaptı. AB tarafındaysa Ursula von der Leyen, İngiltere'nin siyasi irade göstermesi halinde Kuzey İrlanda protokolü anlaşmazlığında olumlu bir sonuca ulaşabileceklerinden çok emin olduğunu aktardı. Diğer taraftan ekranda çok tartışılan dünyanın en zenginlerinden efsane yatırımcı Mark Mobius kripto paracıları üzüyor. Diyor ki yani
Bloomberg News'e vermiş olduğu röportajda Bitcoin için belirlemiş olduğu 10 bin dolar hedefini yineledi. Ve Mobius Perşembe günü CNBC'de yaptığı açıklamasında dünyanın en büyük kripto para biriminin şu anki seviyesinden %40 kadar daha düşebileceğini de söylüyor. Tabii bu bazen bu haberlerin tam tersi fiyatlamalar da görüyoruz. Yani bu insanlar işte acaba pozisyonun tersini mi söylüyor diye yatırımcılar bir miktar düşünebiliyor hatta böyle anlarda. Ve işte bakıldığı zaman işte 10 bin dolar hedefini yinelemiş diyelim efendim. Şirket haberlerine geçelim. Sonrasında ne dediler ve konuğumuzu ağırlamak istiyoruz. HSBC tabii dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi ki zaman zaman bazı ülkelerde bazı operasyonlarının sonlandırılmasıyla da ünlü. Maliyet yönetimini de sıkı bir şekilde yapıyor ve 10 üst düzey yöneticiden birini işten çıkaracak. Bu dünyadaki bir haber ki en az 200 üst düzey operasyon yöneticisini işten çıkaracak ki Reuters'a konuştu bu yakın kaynaklar diyelim. HSBC yönetim kademelerinde düzenleme ve maliyetleri düşürme kapsamında 2000 üst düzey operasyon yöneticisini ve en az da 200'ünü işten çıkarmayı planlıyor. Totale gittiğimiz zaman ise İngiltere'de yatırımlarını %25 azaltma kararı aldı. Bu anlamda İngiliz Kuzey Denizi petrol ve gaz projelerinde yaptığı yatırımı gelecek yıl 1/4 oranında azaltacak ve bu anlamda enerji devleri Shell ve Equinor İngiltere'nin mali açığını kapatmaya yardımcı olmak için kar vergisinin bu ay %25'ten %35'e çıkarmasının ardından yatırım planlarını bu şekilde revize ettiler. UEFA'ya gidelim. Tabii kulüpler de önemli artık şirketler ve çok büyük gelirleri var. Borsaya da kote çoğu bildiğiniz gibi. Ve Juventus'a bir soruşturma kararı var ki bu anlamda İtalya Piyasası Düzenleme Denetleme Kurulu Consob ve Başsavcılığın açtığı soruşturmalar göz önüne alındığı zaman Juventus hakkında resmi bir soruşturma var. Kulüpte mali usulsüzlük yapıldığına ilişkin basına çıkan iddialar yer almış diyelim efendim. TSMC Amerika'da gelişmiş çipler üreteceği söylendi. Bu anlamda çok daha gelişmiş çiplerin üretileceğini söylüyor. Son haberimizde Google'dan AB'nin rekor para cezasını üst mahkemeye taşımış teknoloji firması. Bu anlamda Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği söylenmişti Google'ın ve 4 milyar euronun üzerinde çok ciddi bir rakamda bedel ödeyecekti ancak mahkemeye gidecek, bekleyip göreceğiz efendim. Bir ne dediler bölümüne bakalım. Sonra Zafer Ergesen bizlerle birlikte olacak. Yanas Sornas faizleri daha küçük adımlarla artırma zamanı yaklaşıyor diyor Avrupa Merkez Bankası'ndan üye ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı. Zaten Yunanistan, İspanya gibi ülkeler dikkat ederseniz şahin açıklamalar yapıyor. Onlar maliyetler artmasını istiyorlar. Yanos Bey'de özür dilerim. Bu yönde bir açıklama bulundu. New York Fed Başkanı John Williams'a geçelim. O da hiç bunlara katılmıyor. Fed'in faiz oranlarının daha da arttırması gerektiğini söylüyor şahin üyelerden efendim ki James Ballard da ek faiz artışının olabileceğini sinyalini vermişti. Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr'a gidelim. O da yeterli faiz oranına daha yavaş ulaşabiliriz. Yani paniğe gerek yok. Az az da artırsak yeterli faiz oranına, piyasanın istediği faiz oranına gelebiliriz. O yüzden agresif yapmayalım, neden bozuyoruz diyor. Birazcık daha böyle kucaklayıcı ve sağduyulu bir açıklama Michael Barr'dan. Dikkat ederseniz dengeliyorlar. Yani biri şahinken biri hemen güvercin olup uçuveriyor. O da onu dengeliyor bir şekilde. Bir başka açıklamaya gidelim. Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masatsuko Asakawa, Asyalı politika yapıcıları Amerika'da devam eden faiz artırımları etkisiyle yaşanabilecek ani sermaye çıkışına karşı uyanık olmaya çağırdı. Gözünüzü açın, böyle riskler var diyor efendim diyelim. Konumuza devam edelim. Yurt dışına bağlanalım. Dış piyasada önemli bir isim Zafer Ergezen. Zafer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Amsterdam'da havalar nasıl diyelim öncelikle? Merhabalar. Ben de öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Burada havalar soğumaya başladı. Tabii ki bu kadar yüksek enerji maliyetlerinden sonra havaların soğuması pek de hoş olmuyor. Evet, evet. Üstüne hem içiyoruz hem de cep bir miktar yanıyor gibi. Yani burada pek güzel bir hava yok diyelim. Tabii Avrupa'nın soğuması
hiç böyle düşünmemiştik doğalgaz faturaları ve ülkelerin işte birazcık daha enerji maliyeti tasarruflarını yöneltecek diye. Bu kadar çok insanların alım gücünü etkiliyor mu yoksa bu şirketler açısından mı Zafer Bey farklı? Mesela sizin faturanız geçen ay ortalama ne geliyordu? Orada nasıl bir faturalandırma sistemi var? Bunu öderken de zorlanıyor musunuz? Yani hani evde battaniyeyle oturmuyorsunuz herhalde, petekleri açmanız gerekiyor. Evet, yani şöyle söyleyeyim, yani birim başına enerji maliyeti olarak konuşayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde bana mektup geldi ki burada aylık olarak düzenli ödüyorsunuz, sonra sene sonunda mahsuplaşıyorsunuz. Az ödediyseniz geri alıyorsunuz, fazla ödediyseniz geri alıyorsunuz, az ödediyseniz üstüne ilave ödüyorsunuz sene sonunda. Geçtiğimiz hafta içerisinde mektup geldi. Yaklaşık %100 oranında bir artış var birim başına maliyetlerde. Öyle söyleyeyim, ne kadar yüksek bir enerji maliyeti olduğunu. Gerçekten de ciddi bir artış olduğunu söylemem mümkün. Tabii ki bunun etkisi sadece tüketiciler tarafında değil. Yani tüm üreticiler anlamında da. Çünkü Avrupa'da doğalgaz oldu hem üretimde hem tüketiciler tarafında yoğun şekilde kullanılıyor. Bu açıdan da baktığınız zaman hem şirketlerin maliyetlerini artırıyor ki enflasyonu tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Hem de tüketicilerin alım gücünü düşürüyor maalesef. Yani temel ihtiyaçlardan olan ısınma giderleri, elektrik giderleri maalesef bu anlamda da artıyor. Zaten Avrupa'nın ki bir süreden beri de konuşuyoruz. Yani şu anda herhalde ekonomiler içerisinde en zor durumda olan Avrupa Merkez Bankası, Avrupa ekonomileri. Çünkü maalesef Rusya'ya karşı yaptırılan yaptırımlar ki şimdi taban fiyat uygulamasını da konuşuyoruz. Bunun da etkileri mutlaka olacaktır. Maalesef Avrupa tarafında bu maliyetlerin ciddi artmasına ve enflasyona neden oldu. Bugün günlerden tabii tarım dışı istihdam rakamları ve izleyicilerimiz Zafer Bey özellikle tarım dışı istihdam rakamlarını çok merakla bekliyorlar. Fed'in tabii şu anda gelmiş olduğu nokta güvercin. Özellikle az önce açıkladık, işte Michael Barr bir şey söylüyor, James Ballard ya da Williams farklı bir açıklama yapıyor. Dengelemeye çalışıyorlar ama artık yatırımcılar şundan emin. Piyasaları çok fazla kırıp dökmeyecek bir Fed var. En kötüyü sanki geride bıraktık gibi algı da var. Aşırı bir iyimserlik mi pompalandı ve bugünkü veriden sonra hem istihdam hem de enflasyon rakamları sonrası FED'e dair beklentiler değişir mi? Yani bir Hulk gibi bir anda dönüşüme uğrar mı o güvercin, işte yeşil bir şahine dönüşür mü? Ne dersiniz, bugünkü verileri nasıl okumak lazım? Bildiğim kadar 200 bin olarak bekleniyor. Bir öncekinden daha az bir istihdam bekleniyor. Söz sizde efendim. Açıkçası ben çok sürpriz bir gelişme, sürpriz bir veri beklemiyorum ama sizinle beraber sanırım ilk defa dillendirmiştik zaten. Yani gelen Amerika'da son Fed faiz artırımından sonra, sonrasında gelen enflasyon verilerinden sonra merkez bankalarının artık bir miktar daha güvercinleşebileceğini, önümüzdeki dönemde bir miktar kırılma olmuş olabileceğini, en kötünün görülmüş olduğunu konuşmuştuk ki piyasaların fiyatlaması da o şekilde oldu. Ben bu fiyatlamanın değişeceğini çok fazla düşünmüyorum. Belki beklenmedik bir veri gelirse burada, yani olumsuz bir veri gelirse belki aşağı yönlü fiyatlamalar olabilir. Yani dengelenme olabilir ama bunun yeniden dip seviyelerinin görüleceğine yönelik bir hareket olacağını düşünmüyorum. Merkez bankalarının kararlarını değiştirecek bir veri olacağını düşünmüyorum. Çünkü geldiğimiz nokta içerisinde enflasyon evet hala yüksek ki merkez bankalarına bu konuda katılmak lazım ama şurası da bir gerçek, faiz oranları önümüzdeki dönemde giderek azalacak. Bu da bir gerçek. Ki bunları biz görüyorsak zaten Merkez Bankası'ndaki analistler de bunu görüyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden ben çok daha fazla şahinleşecek, güvercinden bir anda şahin açıklamalara dönecek merkez bankaları beklemiyorum. Peki burada araya girmek istiyorum izninizle Zafer Bey. Şu anda tam anlamıyla bir küresel tahvil rallisi yaşanıyor. Ancak enflasyonun görece yüksek olduğu bir dünyada, yani hemen Fed %4 ya da %2 enflasyon patikası ya da hedefine ulaşmadı. Tüm dünyada çok ciddi bir enflasyon var ve buna rağmen 10 yıllık tahvil faizlerinde getiri yükseliyor ve oradan bir çıkış yaşanıyor. Bu da bir anomali aslında. Burada bir balon riski var mı? Yani kesinlikle. Bu balon tahvilden patlama riski var mı efendim? Ya kesinlikle bu riskler var. Zaten şu anda herhalde merkez bankalarının en sıkıntılı olduğu durumlardan bir tanesi de bu. Yani ben çok özet geçmek gerekirse merkez bankalarının şu anda kontrolde sahip olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Pandemiden çıkışla birlikte burada birdenbire Rusya-Ukrayna savaşının içerisine girilmiş olması maalesef merkez bankalarının bütün planlarını bozdu, bütün oyun planlarını değiştirdi. Yavaş yavaş oyunu kontrol altına almaya çalışıyorlar ki
Amerika bunda bir miktar başarılı olabiliyor diyelim ki dünya ekonomisine önderlik ettiği için, yani önderlik derken rezerv para konumundan dolayı, ama diğer ekonomilerde hala sıkıntılar olduğunu söylememiz mümkün. Hala kontrolü sağlamaya çalıştıklarını ama bunu başaramadıklarını görüyoruz. Bu anlamda da bu anomaliler önümüzdeki dönemde de bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Yani piyasaların önü bir miktar daha netleşinceye kadar faiz artırımları nerede duracak? Faiz artırımlarının yavaşlaması artık netleşti sayılır. Yani bu toplantıda faiz artırımları yavaşlayacak gibi gözüküyor. İlk çeyrek sonunda da faiz artırımları sanki duracak evet. gibi. Faiz indirimleri başlayacak mı? Piyasa bunu görecektir. İki dakikamız var. Sizi bulmuşken tabii emtia piyasalarını sormazsam izleyicilerimiz kızabilir. Altın iyi bir hareket yaptı. 1800 dolardı. İş tarafta da tabii gram altın doların yatay stabilizasyondan dolayı yüksek seyretmeye devam ediyor. Petrolde bir hareket var. Viyana toplantısı öncesi tabii orada ek bir kesinti haberi de bekliyor. Bir taraftan gözümüz sıfır Covid politikasında. Altın ve petroldeki bu yükseliş kısmen altındaki bu yükseliş devam eder mi? Ve petrol ilk defa 3. hafta sonrası bir kazancı hazırlanıyor. Haftalık olarak ne dersiniz? Şimdi ons altın tarafında çok güçlü olduğunu söylemeniz mümkün. Özellikle bu güvercinleşen merkez bankaları ons altını yaradı. Ama çok kritik seviyelere geldiğini söylememiz de mümkün. Yani 1800-1792-1800 bandı ons altında çok güçlü. Buraların üzerinde kalabilmesi için bir miktar daha destek alması lazım. Yani bir miktar daha pozitif haberler gelmesi lazım. Şu aşamada ben bir miktar daha yatay hareket bekliyorum açıkçası. Yani yukarıda 1792-1800 bandının buralarda 1768'lere doğru gevşeyebilir ama aşağıda 1720 bandında önemli bir destek olduğunu söylememiz mümkün. Ben bu bant arasında dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Eğer bir miktar daha güvercin açıklamalar gelirse ki bugünkü gelen veri de önemli olacaktır. Bu 1800'ün üstüne çıktığını da görebiliriz. 1800'ün üzerinde 1868'e kadar ons altının yükselme potansiyeli var. Önümüzdeki sene içerisinde 2023'te 2022'ye göre bir miktar daha iyi bir performans gösteren bir ons altın göreceğimizi düşünüyorum. En azından satış baskısının kırıldığı bir dönem göreceğimizi düşünüyorum. Petrol tarafında ben zaten aylardan beri, hatta Ağustos ayından beri hatta petrol fiyatlarında adil fiyatlamanın 85-87 bandı olduğunu söylüyordum. O band civarında dolaşıyor Brent petrolde. Her ne kadar altına geçmiş olsa bile gelen haberlerle evet. bu bandı sanki bir mıknatıs olarak kullanıyor. Bu mıknatıs bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. OPEC toplantısından açıkçası ben bir değişim beklemiyorum. Oradan bir sürpriz gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ek kesinti olmayacak mı düşünüyorsunuz yoksa olacak mı? Ben ek kesinti olmayacağını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Hı-hı. Evet. Yani çünkü baktığımız zaman özellikle evet. Çin'den gelen veriler, büyüme, kapanmalar burada talebi bir miktar sınırlıyor. Diğer taraftan da Suudi Arabistan'a yönelik başta olmak üzere evet. OPEC ülkelerine yönelik Çin, Hindistan ve Amerika'dan çok fazla baskı var. Bunun arasında dengede Suudi Arabistan'dan gelen açıklamaların da bu zaten bu baskıyı bir miktar azaltmak amaçlı evet. olduğunu düşünüyorum geçtiğimiz haftalarda. O yüzden de ben burada çok fazla evet. sürpriz beklemiyorum ama tabii göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Böyle olursa da Amerika'nın diplomatik herhalde zaferi olur diyelim efendim. Amsterdam'dan Zafer Ergezen bağlandı. Gün sonunda tekrar görüşmek dileğiyle.